Selamünaleyküm arkadaşlar. Bayram geldi. Bugün 3. günü. Bayram bitiyor. Yağmurlardan, yağışlardan güzel bir video çekemedik. Size bir güzel video çekeceğiz diye söz verdik ama nasip olmadı. Bir şey olmuyor. Ondan dolayı güzel videolar çekemediğimiz için video çekmek istemiyorum. Yani kendi hayvanlarımı zaten devamlı görüyorsunuz. Yani kendi hayvanlarını gösteriyor demeyin diye çekmek istemiyorum. Bu bayramda çekeriz dedik ama gene nasip olmadı. Yağmur halen devam ediyor. En azından gene bir bilgi videosu paylaşmak için, bilgi paylaşmak için video çekiyoruz. Ondan dolayı hem şöyle bizim imparatorlardan küllü bir yavrumuz var. Şimdi arkadaşlar Niyazi Bey yarışlara horoz sokmuyor. Başka kanaldan olan arkadaşlarımız. Şimdi genç onlar, genç oldukları için Niyazi Bey'le diyorlarmış, Niyazi'yle yarışa mı gireriz iddiaya? Ben kimsenin kanalını izlemem. Herhalde onlar benim kanalımı izliyor. Şimdi onların bilgisi benden fazlaysa bilgileri paylaşsınlar. Bilgileri paylaşsınlar. Yani kimin bilgisi fazlaysa onun kanalını dinlesinler. Benim için fark eden bir şey yok arkadaşlar. Ben bu işi çocukluğumdan beri yapıyorum. Beni eski horozcuların hepsi tanır Türkiye'de. Yeni yetişmelerle ben uğraşamam. Onlar gitsin benim çıraklarla uğraşsın. Yani onlara ben daha ne diyeyim? Yani şimdi yok öyleymiş böyleymiş. Onlar bizim yetiştirdiğimiz horozların 1/3'ünü yetiştirmemişlerdir. Yani İstanbul'dan doğunun komplesine kadar beni Allah'ın izniyle tanırlar eski horozcular. Ama yenilerle ben uğraşamam. Yani zaten pandemiden beri güzellik yarışlarına da gitmiyorum. Bir geçen gün İzmir'e gittim. Ama şu Mayıs yavrusunu nasip olursa atlatacağım. 2900 bu sene yarıştıracağım. Sırf onların şeyine. Gel bakalım oğlum. Gel bakalım oğlum. 2900 kimde varsa inşallah zamanı geldiği zaman 1-2 antrenman yapalım. Bakarız bakalım iyisi kimdeymiş görelim. Yani bu satılık falan değil benim hayvanlarım. Yani bende zaten hayvan kalmıyor arkadaşlar. Hele benden civciv hiç istemeyin. Hiç istemeyin çünkü hayvanımız yok. Ondan dolayı civciv falan istemeyin. Şunu ben yerine koyayım. Geliyorum. Şöyle gel bakalım. Nereye koyalım? Şöyle şu, dur bakayım. Şuradaki tohumun yanına koyalım. Bunlardan yumurta alıyoruz ya. Şuraya koyalım. Hem çiftleşmesini yapsın. Hadi bakalım. Evet burada yumurta da alıyoruz, şey yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar benim hayvanlarım, cevizlerimi dışarıya çıkarttık. Dışarıda birbirlerine durmayanlar. İşte bu şekilde kapatıyoruz hayvanlarımızı. Bunun adını deli koyduk. Ya bu öten horozlara bile karşı geliyor. Mecbur kendini öldürtecek. Mecbur kapattık. Mesela şu kümeslerimize yeni öten yavrularımız var. Bunlar da imparatorun şeyleri, ürkekler. Yani bunlar satılık falan değil. Deminki gösterdiğim küllünün kardeşinin yani baba kardeşinin yavrusu bu da. Değişik hayvanlar. Şurada bakın. Dışarıya koyverdiğimiz hayvanlar bunlar. Dışarıda koyverdik. Bunlar birbirlerine çok arıza verdiler. Kafaları açıldı. Bunları diktim ben arkadaşlar. Kafaları dikişti. Yani bunlar ufaktan beri birbirlerine savaş çıkardıkları için değil. Mecbur şey yapıyoruz. Ayrı kapatmak zorundayız. Yani bunlar kendilerini öldürecek derecede şey yaptıkları için. Gel bakayım. Gel. 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 Işığı tutma. Işıktan ürküyor. Gel bakayım. Gel. Yani bunlar büyüyen cevizlerimiz. Biraz daha bunların ufakları. Bunları dövdükleri için mecbur bu yağışlarda içeriye aldık. Bunlar horozlar işte. Birkaç tane böyle ayrıyeten kapattıklarımız var. Hadi benim oğlum bakayım. Evet. Şimdiki yağmur dışarıda dindi herhalde. Neyse dışarıda çıkarız. Şimdi arkadaşlar bu yaşlı horozlarda dölleme sıkıntısı oluyor. Dölleme sıkıntısı oluyor. Yani sperm az geliyor. Ne oluyor bu sefer? Tavukla eşleniyor horoz ama
yavru alamıyorsunuz. Mesela 5-6 ay 5-6 yaşındaki horozlarda veya daha fazla yaşlı doğumlu veya yorgun, çok güzellik yarışına girmiş ağır yarışlar çıkarttıktan sonra mesela 4-5 yaşında da hayvan spermi azalabilir. Ondan dolayı dün arkadaşlarla oturuyorduk, kuşçu arkadaşlar. Şöyle şuradan şunu göster. Görünüyor mu net? Evet. Şimdi arkadaşlar bundan bulup, kuşçularda var bu. Bundan bulup horozlarınıza iki tane verirseniz, hangi tova çekiyorsanız bundan bulup bu haptan, kuşçularda satılıyor bu. İki tane horozlarınıza verirseniz yumurtalar dolu çıkıyor. Yani bu denenmiş, görülmüş. Kuşlarda da aynı, horozlarda da aynı. Bu denenmiş arkadaşlar. Tavuklarda o kadar randımanlı olmuyor. Yani tavuk yumurtlamasında randımanlı değil ama horozun sperm arttırmasında çok faydalı oluyor. Ondan dolayı bunu alabilirsiniz. Yani bu videoyu da sırf onun için çekiyoruz. Bir de şunu söyleyeyim. Şöyle oturayım ben. Yaşlı bir adamım ben. Oraya bana soruyorlar. Çok soranlar var. Gerçi ben şeyden onları bilgilendiriyorum. Sordukları zaman WhatsApp'tan falan yazıyorlar. Şimdi hayvanların, horozların altlarında ufak ufak nasırlar çıkıyor arkadaşlar. Şimdi hayvan ayağını çekiyor. Şimdi bu neden yapar? Şimdi yüksek yerden atlar, böyle taşlı kumlu gezen yerde buraya şey yaptığı zaman nasırlaşabilir. Şimdi onlar ayağını çektiği için bana soruyorlar, nasıl bantlayalım mı, bu nasıl bantları falan var. O ona fayda etmez. Biz bunu yıllardır yaptığımız şey, bu gres yağı her şeye faydalı. Bu gres yağı alıyorsunuz bir beze. Telefonu koyacağım. Şimdi bir beze. Bez burada yok. Yani dur bakayım, bez var. Şuradan bez alalım. Böyle bir bez değil de yani ufak bir bez. Şu şekilde bezin içine gres yağı doldurun arkadaşlar. Horozun ayağının bu şeyine şu şekilde koyun. Üstten de böyle sarın, bağlayın şu şekilde. Bu gres yağı bunun içinde 8-10 gün dursun. 8-10 gün bu gres yağı bunun içinde durduktan sonra o nasırı tamamen yumuşatmış oluyor. Onu alacaksınız, ince bir cımbızdan o noktayı, yani o nasırı oradan çekip yavaş yavaş alırsanız hayvanınızın nasır sorunu kaldırmış olursunuz. Ve ondan sonra onu aldıktan sonra tabii ama yumuşak yerde bir 15-20 gün, bir ay yumuşak yerde dursun ki o ayağını yine de gres yağı doldurun oraya, o ayağını et doldursun. Yani bu bilgilendirmek için bunları şey yapıyorum. Bir de bahçeye geçelim, bahçeyi de gösterelim. Bahçede gösterilecek bir şey yok ama yağmurlardan dolayı ufak bir şey yapalım. Şeye al, eklemeye. Durmuyor baba. Durmuyor. Allah Allah. Yani bunda durmuyor. Senin? Bizim telefon biraz ağabey. Hadi bakalım şuradan geçelim. Madem ki durmuyor. Gel bakayım, nerede bu minik bizim? Buradadır o, şimdi bana gelir. Yok, ufağı. He. Ufağını gösterelim dedik ama nereye kaçtı? Bakalım. Burada. Neyse, şuradan şöyle şu imparator horozumuzu gösterelim. En azından bir görüntü olsun. Bahçemizde bu arkadaşlar. İşte güllerimiz artık, bahçemiz güzelleşiyor. Her şey tomurcuklandı. 15-20 gün sonra şuralarından şöyle göstermek. 15-20 gün sonra çok mükemmel bir görüntü olacak. Gel oğlum. Gel oğlum. Evet arkadaşlar. Benim bu baş tamızlığım. İmparator hayvanım bu. Baş tamızlığım bu. Bunların üzerine ben tanımıyorum arkadaşlar. Bunların, bunun babası Iğdır'da da güzellik yarışlarına girdi. Her yerde girdi ve Iğdır'da en son Murat Argın'dan gözü kör oldu. Orada da berabere kalmıştı. O hayvanımızın oğlu. Yani kaç yıl oldu, halen onları kullanıyoruz. Onlardan çıkanlardan hiç geriye adım atan yok. Hayvanlarımız iyi hayvanlar. Bu şekilde...
kafayı verelim. Şeklini şemalini görün. Evet arkadaşlar, bunun yumurtalarından çok yere gönderdik. Oralarda yavruları çıkmıştır. Allah'ın izniyle hiç yüzümüzü kara çıkartmazlar. Alan arkadaşlar hayrını görsün. Hayrını görsün. Yani bu hayvanı her yerden de istiyorlar. Ama maalesef hayvanımız satılık değil. Çünkü kalan eski şeylerden kalan. Bir de bunun kardeşi Söğütlü'de Yakup'ta var. Okay'a vermiştik yumurtalarını. Okay'dan yumurtalardan çıkan kardeşini, küllü olanı Yakup'ta. Onun kardeşleri de halen yarışıyor. Geçen de İstanbul'da hiç yenilmez diye denilen horozu maalesef yendi yani. Bunun kardeşinin oğlu. Neydi bunun adı baba? İmparator. İmparator. Evet, imparator horozlarımız denilen imparatorları, yani bunlar imparatoru kendi şeylerinden aldılar. Biz takmadık. İmparatoru niye aldılar? Çünkü bütün yarışları kazandı bu hayvanlar. Hmm. Kaybedenleri olmadı içinde. Allah'ın izniyle bundan sonra maşallah. Olmadı. Gel bakalım oğlum. Gel bakalım oğlum. Gel, 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 gel. Gel oğlum, gel. Şek, gel. Oo, bu çoktan beri ele almadık diye. Orada tut, tut. Yapma, yapma. Tamam, neyse onu tutarız. Evet. Ne kadar oldu videomuz? Fazla uzun 12 olmasın. 12 dakika. Yeterli yani. Allah'ın izniyle inşallah havalar bundan sonra ısınacak. Isındıktan sonra başka yerlerde güzel videolar çekeceğim. Yani kendi hayvanlarımı göstermek istemiyorum. Zaten gördüklerinizi gördünüz. Ondan dolayı gerek yok. Başka videolar çekeceğiz. Onları uzun videolar yaparız. Başka arkadaşların horozlarını, civcivlerini görmüş olursunuz. İyi kötüyü de kendiniz ayırırsınız. Başka kanallardan bana laf atan arkadaşlara da çok selam söylüyorum. Demek ki benim videolarımı onlar izliyor. Ben kimsenin videosunu izlemiyorum. Onlara da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum.